Merhabalar. Öncelikle zombi filmi meraklılarına, The Walking Dead hayranlarına selamlar. Ben de bu dizinin özellikle ilk birkaç sezonunu çok beğenmiştim. Şimdi efendim, zombi sendromu nedir? Zombi sendromu 1880 yılında Jules Cotard adlı bir Fransız nörolog tarafından tanımlanmış bir hastalık. Bu yürüyen ceset sendromu veya yürüyen ölüler sendromu olarak da adlandırılan bir hastalık, psikiyatrik bir bozukluk. Peki nedir? Kişiler burada kendilerinin öldüklerine inanıyorlar. Hatta ve hatta organlarının çürümeye başladığını düşünüyorlar. Hatta ve hatta bu çürüyen organlardan dolayı çok kötü koktuklarını düşünüyorlar. Ve öldüklerini düşündüklerinden dolayı da yemek yemiyorlar, su içmiyorlar ve buna bağlı ciddi kilo kaybı ve elektrolit sorunları yaşıyorlar. Hatta ve hatta diyorlar ki beni gidip gömün diye yakınlarına dilekte bulunuyorlar. Mezarlıklara gidiyorlar, geziyorlar, ölülere yakın olmak istediklerini düşünüyorlar. Hatta Amerikalı bir genç kız bu hastalığa yakalandığı için ancak zombi filmleri izleyerek rahatladığını da söylemiş. Bu çok ciddi bir depresyonla ilgili, şizofrenle de bağlantısı, şizofreniyle de bağlantısı olan bir psikiyatrik hastalık. Bunun yanında bu kişilerde bazen ciddi bir travma, yani bir trafik kazasında, özellikle frontal lob dediğimiz beynin ön kısmının hasar gördüğü durumlarda da kişilerde bu sendrom görülüyor. Ve bekleyin, Aciclovir diye bir ilaç var. Belki duymuşsunuzdur. Aciclovir'in hiç beklenmedik doz aşımı ile ilgili olan bir önemli yan etkisi de bu zombi sendromu. Yani Cotard sendromu. Ve ancak bu tür bir vakada Aciclovir ancak hemodiyalizle kandan uzaklaştırıldığı zaman hastanın belirtileri geri dönmüş. İşte size bir örnek. 64 yaşında Amerikalı bir öğretmen giderek depresif belirtiler göstermeye başlıyor. Bir hiçlik duygusuna kapılıyor. Ben bir içim, hiçbir şey yapmadım, başaramadım. Yani bunlar majör depresyon belirtileri. Ve giderek daha sonra organlarında kan dolaşımı olmadığını, kanın akmadığını ve organların çürümeye başladığını ve öldüğünü düşünüyor. Ki bu sendromun içerisinde şöyle bir bağlantı da var. Bir kısım Cotard sendromlar da ölümsüz olduklarını düşünüyorlar ve o yüzden bunu kanıtlamak için de intihar ediyorlar. Yani bir kısmı depresyon nedeniyle intihar ediyor, bir kısmı ise ölümsüz olduğunu kanıtlamak için intihar ediyor. Böyle ilginç bir durum söz konusu. Bu 64 yaşındaki Amerikalı öğretmen giderek artık tamamıyla kendini ailesinden ve sosyal yaşantından izole etmeye başlıyor. Yataktan çıkamaz hale geliyor ve ondan sonra günün birinde kendini asıyor. Ancak kurtarılıyor ve İntihar notunda da şöyle bir iddiada bulunuyor. Kendisi öldüğü için organları çürüyor ve bu çürüdüğünden dolayı mikrop yayıyor ve bu mikroptan yakınlarının ve çevredeki insanların kanser olmasını engellemek amacıyla intihar ettiğini söylüyor. Hastaneye gitmeyi kabul etmiyor. Aynı şekilde belirtiler giderek daha çok ağırlaşıyor. Artık iyice kendine bakamaz hale gelince hastaneye götürülüyor ki bunlarda şöyle bir durum söz konusu. Depresyon ilaçlarının yanında elektrokonvulsif tedavi, yani EKT dediğimiz elektroşok tedavisi çok başarılı oluyor. Bu amca bir müddet o ilaç tedavisini gördükten sonra iki kez daha intihara teşebbüs edince o zaman mecburen EKT, yani şok tedavisi uygulamak zorunda kalıyorlar ve 14 şok tedavisinden sonra ancak ve ancak günlük yaşantısını idare edebilecek hale geliyor. Burada bu Cotard sendromu ile ilgili başka bir sendrom daha var. Kaspar-Gras sendromu diye. Sen bu sendromda ise çok ilginç, bununla bağlantısı olduğu düşünüyor. Şöyle ki, kişi yakın çevresindeki insanların aslında sahtekar olduğunu ve onların yerine geçtiğine inanıyor. Bakın, böylesine ilginç bir sendrom da var. Bir tarafta Cotard, bir tarafta bu Kaspar-Gras sendromu. İkisi beraber özellikle amigdala denilen beyindeki bir bölgeyle ilgili bozukluk olduğu düşünülüyor. Yani kişiler zombi olduğunu düşünüyorlar ve öldüklerini düşünüyorlar. Böyle ilginç bir sendrom. Evet, değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.